Lorda duruyoruz ve iki boğa kafasından oluşan dev bir sütunun tepesine ve başlığına bakıyoruz. Benim için çok garip bir motif. Antik Mısır ve Antik Yunan sanatında gördüğümüz sütun başlıklarından çok daha farklı. Antik Yunanistan'ın en ünlü mimarisini oluşturmaya başladığı bir dönemdeyiz. Milattan önce 500 yılı civarı. Şu an İran olarak bildiğimiz bölgedeyiz. Burası Ahameniş İmparatorluğu ve yakın doğudaki Akdeniz'in geniş bir alanına hükmettiler. Antik Yunanistan'a da hakim olmaya çalıştılar ama Yunanlılar onları şaşırtan bir şekilde başarılı oldular. Büyüklüğünden ve bu türdeki düzinelerce sütun başlığından sadece biri olduğunu bildiğinizden dolayı yalnızca bu boğa başlığına bakarak bu hanedanlığın kraliyet mimarlığının boyutlarına ve Perslerin gücüne dair bir hisse kapılıyorsunuz. Antik Yunanlılar için ne kadar korkutucu olmalı? Bu sütun başlığı Apadana denen arz odasındaki dev sütunların üstünde bulunan 36 başlıktan biriydi. Antik Susa şehrindeyiz. Bu sütun başlığı Pers kralı Darius tarafından inşa edilen iki ana saraydan birinden geliyor. Şu boğaların boyutlarına bir bakın. Çömelmiş vaziyette olmasına rağmen onun boyutuna yetişemem. Bunun hiposil dediğimiz sütunla taşınan bir salonda bulunduğunu hayal edin. Sütunlarla kaplı bir orman gibi. Burası kralın ziyaretçilerini ağırladığı yer. Yani tamamı değerli malzemelerden yapılmış sarayın içindeki bu güç ifadesi tamamen Darius'un imparatorluğundan getirilmiş. Bize biraz antik Yunan'ın iyonik mimarisini hatırlatan geniş sarılı yapılar sadece geçişken bir katman olmalıydı. Çünkü bunların altında ek bir başlık ve onun da altında tabanı ile beraber sunun kendi gövdesi olmalıydı. Boğaların kendisi çok yüksekti ve muhtemelen şu an gördüğümüzden çok daha loş ışıklandırılmış olmalıydı. İki boğanın aslında tek bir yapıda birbirine bağlandığını görebilirsiniz. Sadece kafaları ve gövdelerinin ön tarafı çift parçadan oluşuyor ve arkalarında oluşturulan yarıkta sarayın kirişleri bulunuyor. Bu sütun başlıkları muhtemelen 12-15-18 metre civarı uzunluğundaki çok yüksek ahşap bir çatıyı destekliyorlardı. Diz çökmüş gibi görünüyorlar ama yine de bizim üstümüzde yükseliyorlar. Bu salona giren herhangi birinin kendini çok küçük hissetmiş olabileceğini tahmin edebiliyorum. Çünkü uzun suyun en tepesinde bulunan ve ölçek algısını vurgulayan dev bir kütle var. Bir diğer husus da şu. Sarayın büyük kısmı fırınlanan kerpiçten yapılırken bunlar bölgedeki dağlardan getirilen kayalardan yontulmuş. Dolayısıyla bu kayanın öz kütlesinin verdiği anıtsallık da kendisini aynı şekilde çok etkileyici kılmıştır. Sütun başlığına bakınca hemen fark ettiğiniz şeylerden biri de iki farklı renkteki kayadan oluşmuş olması. Çünkü aslında baktığımız şey arkeologlar tarafından restore edilen birkaç farklı sütun başlığı birleşimi. Boğaların kendisinin bir araya getirilmiş parçalar olmalarına rağmen hala belirgin olan bir ustalık var. Örneğin postun kıvrımlarının motiflerine bir bakın. Bunları özellikle boğaların göğüslerinde, kulaklarının zarafetinde, boynuzlarında ve gözlerinde görebilirsiniz. Gerçekten de etkileyici yaratıklar. Aynı zamanda da korkutucular. Bu saraydaki her şey insanları etkilemek için yapılmış. Saraydaki bazı cilalı tuğla işleri hala korunmuş halde. Griffinlere, Sphinxlere ve gardiyanlara ait şekiller var. Gardiyanlar çok ilginç. Ellerinde mızraklar var ve omuzlarında yaylar taşıyorlar sırtlarında duran ok kılıflarını görebilirsiniz. Bu sütün kaplı alandan geçip arz odasına doğru yürürken güç imgesi yığınına maruz kalıyorsunuz. Kralın huzuruna çıkana kadar zaten fazlasıyla etkilenmiş oluyorsunuz. Akdeniz'in ve yakın doğunun çoğunda ustalıkla kullandığı gücü çok açık hale gelmiş oluyor.